Kendimizin kalbinde bir gizem var. Şimdiye kadar kimsenin çözemediği bir bilmece. Çok karmaşık, yapamam. Benim dünyama hoş geldiniz. Şayet bu gizemi çözebilirsek, bunun büyük sonuçları olacaktır. Bu gizem, neden matematiksel kalıpların ve kuralların etrafımızdaki her şeyin içinde var olduğunun kanıtıdır. Aslında birçok insan matematiği evrenin altında yatan bir dil olarak tanımlamıştır. Bu durum nasıl buralara gelebildi? Yıllar sonra bile bu soru tartışmaları beraberinde getiriyor. Matematiğin gerçekten ne olduğunu ya da nereden geldiği hakkında bir fikir sahibi değiliz. Dil gibi icat edilmiş bir şey mi ya da sadece keşfettiğimiz bir şey mi? Bence keşfedildi. İcat edildi. İkisi de. Hiçbir fikrim yok. Aman Tanrım! Ne fark eder? Aslında matematik modern dünyamızdaki hemen hemen her şeyin temelini oluşturur. Bilgisayarlarda ve telefonlarda, insan biyolojisinin anlaşılmasında ve üniversitelerde yer edinir. Ben Hannah Prey ve ben bir matematikçiyim. Bu seride tarihteki büyük düşünürlerin matematiğin muazzam gücünü nasıl açıklamaya çalıştıklarını keşfedeceğiz. Onun denklemini mahvettin. Antik zamanlarda atalarımız matematiğin Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu düşünüyorlardı. 17. ve 18. yüzyıllarda yeni bir matematiksel sistem icat edildi. Ve bu bilimsel ve endüstriyel devrimler oluşturulmak için kullanıldı. 20. ve 21. yüzyıllarda yeni radikal kuramlar bizi bildiğimiz evren ve matematik hakkında sorular sormaya zorluyordu. Beklenmeyen beklenen olmalıdır. Neden oradaki gerçeklik buradakine benziyor? Bu bölümde modern matematiğin içindeki paradoksları araştıracağım. Berberi kim tıraş eder? Ve matematiğin bizi içine doğru sürüklediği tuhaf dünyayı inceleyeceğim. Büyülü sayılar. Anna Frey'in gizemli matematik dünyası. Tuhaf ve daha tuhaf. Matematik bu modern dünyanın bir parçasıdır. Şu anda izlediğiniz görüntüler bile bilgisayar tarafından oluşturulan sayılardır. Affedersiniz çocuklar, fotoğrafımı çekebilir misiniz? Tabii ki. Bana bir saniye verin. Gel bak. Günümüzde matematik yüz tanıma teknolojisi gibi yeni yazılımların geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Hepsinin temelinde harika matematiksel algoritmalar vardır. Bu önemlidir çünkü telif hakkı ve yasal mülkiyet sorunları matematiğin nereden geldiği ile ilgili olabilir. Aslında soruyu şöyle sorabiliriz. Matematik evrenin bir parçası mıdır? Keşfettiğimiz bir şey mi? Ya da dünyayı tanımlayabilmek için icat ettiğimiz bir dil mi? Matematikçiler bu soruyu yüzyıllar boyunca tartıştılar ve bugün bile bu soru insanları ikilemde bırakmaktadır. Bu zamana dek eski zamanlarda nasıl olduğunu araştırdım. Eskiden matematik tanrıların bir hediyesi olarak kabul ediliyordu ve mükemmel, eksiksiz bir şekilde insanlar tarafından keşfedildi. Ama çağlar boyunca cebir ve sıfır kavramı gibi yeni matematiksel alanlar bulundu. Çoğumuz matematiği biri tarafından keşfedilen ve okulda öğrenmeye başladığımız bir şey, yani bir dizi nesnel gerçeklik olarak düşünüyoruz. Eğer benim gibiyseniz matematiğin okulda bir dizi kural olarak öğretildiğini hatırlayacaksınız. Çok mantıklı
ve eksiksizdi. Siyah ve beyazdı. Sanat veya müzik gibi daha çok tercihler, fikirler ve kültürel farklılıklar hakkında olan, diğer konulara girilmesi gerekmeyen doğru ve yanlış cevaplar vardı. Matematiksel kurallar özünde doğru gibi görünüyor. Ama neden? Temel matematik yasaları nelerdir? Bu soruyu cevaplamak için her şeyi kategorilere ayırmanız gerek. Matematiği farklı gruplara ayırmalısınız. Yani küme teorisi oluşturmalısınız. Küme teorisi, grup ya da madde kümeleri hakkında bilgi veren bir dildir. Örneğin, tek sayılar kümesi, ikiye tam bölünemeyen tüm sayılardır. Çift sayıların kümesi ise ikiye bölünebilenlerdir. Bu da beraberinde basit bir kuralı getirir. Çift sayıya tek sayı ilave edildiğinde tek sayı elde edilir. Bunun gibi basit kuralları kullanarak daha karmaşık kurallar ve matematik ilişkileri elde edebilirsiniz. Fakat küme teorisinde bir problem vardır. 20. yüzyılın başlarında kriz çıkmasına neden olan matematiksel kuralların kalbinde bir paradoks vardır. Bu paradoksu anlamak adına mahallenizdeki berbere ya da kuaföre gidebilir ve orayı kısa bir şekilde tanımlamaya çalışabilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz. Berberliğin tanımını arıyorum. Sanırım bununla ilgili size yardımcı olabilirim. Matematikçiler matematik kurallarını tanımlamak için buna benzer bir yaklaşım içinde bulunmuşlardır. Acaba berberliğin sözlük tanımını bir cümleyle nasıl yapardın? Erkeklerin saçlarını kesen kişi. Buna kuaför de diyebiliriz, değil mi? Berberler için daha özgün bir tanım gerekmez mi? Berberi berberler bilir. Sakal tıraşı da oluyor, değil mi? Evet, bu doğru. Burada tıraş da var. Kuaförde evet, hiç tıraş olmadı. Bu da geyik doğru. Muhabbetleri hakkında ne düşünüyorsun? Geyik muhabbetleri. Evet, doğru. Evet, burada berber olmakla ilgili bazı hikayeler duyarsınız. Söylediklerine göre tıraşı sadece berberler yapabilir. Yani berber erkekleri tıraş eden kişidir. Ama bir berber tüm erkekleri tıraş edemez. Sadece berberleri tanımlayabilecek özgün bir tanıma ihtiyacım var. Pekala, elimizdekilere bir bakalım. Berberler tüm erkekleri tıraş edebilen ama kendini tıraş edemeyen kişilerdir. Doğru, evet. Pekala, sanırım bu konuda hemfikiriz. Berberlerin tüm erkekleri tıraş edebilen ama kendilerini edemeyen kişiler olduğu hakkında hemfikiriz. Bu doğru mu? Bence tam olarak emin olmamakla birlikte doğru. Ama bekleyin biraz. Burada bir paradoks var. Peki berberleri kim tıraş ediyor? Ne tür bir berber kendisini tıraş edebilir? Ya yapabilseydi? Ama buradaki tanımımız yapamaz diyor. Değil mi? Kendini tıraş etmiyorsa o zaman tanıma göre berber tarafından tıraş edilen adamlardan biridir. Yani kendini tıraş ediyor. Matematiksel olarak kesin bir tanım yaratmaya çalışmak, berberin hem tıraş olduğu hem de tıraş olmadığı bir çelişki yaratır. Yüzdeki kıllara doğru bastırın. Bu berber paradoksu olarak bilinir. Böyle mi? Evet, harika, bu işi kaptın. Tamam, mükemmel bir şekilde yapmak istiyorum. Bu 1901 yılında en sevdiğim düşünürlerden biri olan Bertrand Russell tarafından keşfedilen matematiğin kalbindeki paradoksun bir örneğidir. Russell'ın paradoksunun matematiksel sorunu, bir şeyleri kategorilere veya kümelere koyarak tek veya çift sayılarla tanımlama mantığını baltalamasıydı. Burada bir takım tıraş makinesi başlıkları var. Ve orada başlıklar haricinde bazı şeyler var. Başlıkları işte buraya koyuyorum. Bu başlık değil, buraya koymuyorum. Evet. Başlık. Başlık değil. Asıl soru şu. Bu çanta nereye ait? Bu bir başlık değil.
Bu tıraş makinesine mi takılacak? Hayır. Bu, oraya girmesi gerektiği anlamına gelir. Çünkü tıraş başlığı olmayan şeylerin lavaboda olması gerekir. Bu da, bu torbanın lavaboya giremeyeceği anlamına gelir. Çantanın ya da setin kendisi bir tıraş başlığı olmadığı için ama tanımına göre tıraş başlığı içerdiğinden başlıkların nereye ait olduğunu kolayca kategorize edemiyoruz. Benzer şekilde berber mantıksal olarak tutarlı bir şekilde kendini tıraş eden ya da edemeyen kişilerle aynı kümede bulunamaz. Russell'ın paradoksu bizlere bir şeyleri tutarlı kümelere kategorize ederken mantıksal bir problemin var olduğunu gösteriyor. Berberlerin tıraş başlıkları ya da çift sayılar ve bu mantıksal bilmece matematiğin kurulu olduğu sistemin sallanmasına sebep oluyor. Matematiğin kurulu olduğu temel sallantıdaysa ona nasıl güvenebiliriz ki? Burton Russell, matematiğin diğer insanların düşündüklerinin aksine daha fazla eksikleri olduğunu anlamıştı. Matematik için herkesin hemfikir olduğu bir temel oluşturmak göründüğünden daha da zordu. Ve konu hala günümüzde tartışmaya açıktır. Bir balyoz alarak temelleri aşındırırsanız temeldeki zayıflığı bulabilirsiniz. Matematikte ve bilimde yaptığımız şey işte budur. Ve neticesinde temeli nasıl desteklemeniz gerektiğini anlarsınız. Bu bize Russell'ın bıraktığı mirastır. Matematiği mantığa oturtma denemelerini bir ölüm haberi ya da en azından büyük bir zorluk gibi görüyorum. Russell'ın paradoksunun ışığı altında bunu yapmak gerçekten de biraz güç. Russell'ın paradoksu matematikçiler arasında bir kriz çıkmasına sebep oldu. Matematiğin temelleri sarsıldı. Eğer matematiğin bu denli eksiklikleri varsa nasıl keşfedilmiş olabiliyor? Bu matematiğin türetilmiş olduğu anlamına mı geliyor? Sadece bir insan diliyle birlikte gelen kusurlar. Matematik insan zihninin icat ettiği bir şey ise kusurlarının olması gayet doğal. Ama bu icat iddialarını kabul etmeye henüz hazır değilim. Matematik, dünyanın davranışlarını tahmin etmede oldukça usta görünüyor. Bertrand Russell, matematiğin kusurlarını ortaya dökmüş olsa da, 20. yüzyılın başka bir dehası olan Albert Einstein, bizlere matematiğin farklı bir yüzünü gösterdi. Muhtemelen dünyadaki en bilindik denklem budur. Sadece 5 sembolden oluşması, basit ve hatta çocukça görünmesine sebep oluyor. Ama yine de içinde güçlü matematiksel ve felsefi kavramlar içermektedir. Tabii ki E eşittir MC kareden bahsediyorum. Ne oynuyorsun? Pekala, E enerjiyi temsil etmektedir. M enerji. Kütleyi temsil eder. Tamam. Enerji kütleye eşittir. C ise sabit olan ışık hızını temsil etmektedir. Pembe. Ve bunların karesi. Elbette bu denklemde gözle görülmeyen daha çok şey var. Einstein madde ve enerjinin eşdeğer olduğunu keşfetmiştir. Ve bunun oldukça etkili sonuçları olmuştur. Bu denklemler bize evrendeki değişmez yasalardan birini verir. Hiçbir şey ışık hızından hızlı değildir. Bunu deneyin. Bunun nedeni budur. Bir şeyi hareket ettirmek, onu sabit tutmaktan daha fazla enerji gerektirir. Ve buradaki bu C sabittir. Eğer enerji bir şeyi hızlandırarak artırıyorsa, kütle de artmalıdır. Yani arabada ya da uçakta hareket halindeyken biraz daha ağır oluyoruz. Kütledeki artışlar sadece nesneler ışık hızına yakın bir hızda hareket ederken anlamlı hale gelirler. Bir nesne ışık hızına yaklaştıkça kütlesi gittikçe daha hızlı artar. Yani
Onu daha da hızlandırmak için daha fazla enerji gerekir. Bu nedenle ışığın hızına ulaşamaz. Çünkü kütle sonsuz olur ve oraya ulaşmak için sonsuz miktarda enerji gerekir. Onun denklemini mahvettin. Bu tek denklem, kozmolojik bir hız sınırının var olduğunu kanıtlamasının yanı sıra, gece gökyüzünde parlayan yıldızların kütleyi nasıl enerji olarak kullandıklarını da açıklar. Einstein'ın bu denklemi, ne kadar test edilirse gerçeklikle örtüştüğü kanıtlanmıştır. Einstein, evrenin altında yatan temel matematik kurallarından birini ortaya çıkarmayı başarmıştı. Bu da matematiğin keşfedilmiş olduğunun kanıtı gibi görünmektedir. Ama Einstein bununla yetinmedi. Matematiği kullanarak mekan ve zaman anlayışının ve ışığın uzayda nasıl yolculuk ettiği anlayışımızı temelinden değiştirdi. Bu kanıtı bizzat görmek ve gökyüzüne baktığımızda aslında ne gördüğümüz hakkında fikir sahibi olmak için bir gözlem evine geldim. Şu anda bir şeyler oluyor olsaydı, onu 8,5 dakikadan önce göremezdik çünkü ışığın yeryüzüne ulaşması ortalama bu kadar sürüyor. Güneşe baktığınızda güneşin 8,5 dakika önceki halini görüyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Nesneler ne kadar uzaksa onların o kadar eski halini görüyoruz. Örneğin galaksimizde binlerce ışık yılı uzaklıkta olan başka yıldızlar var. Onları binlerce yıl öncesinde oldukları gibi görüyoruz. Yani teleskopla baktığınızda gökyüzünün insanlar piramitleri inşa ederken ve Pisagor kurallarını koyarken nasıl olduğunu görüyorsunuz. Doğru. Daha uzakta olan şeyleri de görebiliriz. 1 milyar yıl ya da daha öncesinde galaksimizin dışında olan galaksileri bile görebiliyoruz. Bu mümkün. Aman Tanrım, peki bu daha küçük ölçeklerle işe yarar mı? Yani büyüklüğüyle ilgili bir sınır var mı? Demek istediğim, şu anda size bakıyorum değil mi? Işığın size ulaşması ve sizi görmem biraz zaman alıyor. Evet, doğru. Işık inanılmaz bir hızda hareket ediyor. Kabaca saniyede 300 bin kilometre diyebiliriz. Bu yüzden görüntümün size ulaşması bir saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşiyor. Ama teoriye göre sizin geçmişteki halinizi Kesinlikle. Görüyorum. Kesinlikle. Evet, teoriye göre benim geçmişteki halimi görüyorsun. Tüm bunlar evrenin şu anda nasıl olduğunu bilemeyeceğimiz anlamına geliyor. Evren çarpıcı bir biçimde sadece uzayda değil, zamanda da genişleyen bir şeydir. Bu Einstein'ın evrenimiz hakkındaki devrimci anlayışının temelidir. Zaman kavramının göreceli olduğunu, yani gözlemcinin konumuna ve hareketine göre değiştiğini fark etti. Bunu eş zamanlı görünen olaylar hakkında düşünerek buldu. Gözlem evinin üzerinde bir sıcak hava balonunda olduğunuzu ve Londra ve Portsmouth'ta yanıp sönen birer ışık gördüğünüzü düşünün. Ve tüm bu ışıkların aynı anda söndüğünü varsayalım. Bulunduğum yerden her ikisi de aynı anda yanıyor gibi görünüyor. Evet, aynı anda. Ama eğer Londra'ya doğru çok hızlı uçan bir uçakta olsaydım, Portsmouth'tan gelen ışık parıltısından önce Londra'daki ışık parıltısını görüyor olacaktım. Einstein, matematiğin kaçınılmaz mantığını kullanarak bir gözlemcinin ışıklardan birine doğru hareket ettiğinde diğerinden önce bu ışığı göreceklerini fark etti. Ama kim? Tamam, demek istediğim aynı anda söndüler ama kim haklı? Hava balonunda olan ben mi haklıyım? Aslında bu olayları gözlemlerken kimin haklı ya da haksız olduğunu söylemek biraz güçtür. Buna izafiyet denir. Yani zaman ve zamanlama kavramımız önce ve daha sonra ne olduğu, nerede olduğumuz ve nasıl hareket ettiğimize mi bağlı? Kesinlikle.
Zaman kavramı uzaydaki konumunuzla ve hareketlerinizle bağlantılıdır. Bu yüzden zamanı ve mekanı ayrı olarak ele alamayız. Uzayda bu iki kavram bir arada olmalıdır. Böyle düşünmeliyiz. İkisini ayıramaz mıyız? Evet, bunu yapamazsınız. Tüm bunlar Einstein'ın düşünce deneylerinin başarılı olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi? Evet, bu inanılmaz. Sadece düşünce deneyleri ve... Ve biraz da iyi bir matematik. Biraz da iyi bir matematik. Evet. Çok iyi bir matematik. Einstein, evreni anlamlandırmak için matematiğin gücünden yararlandı. Ve evrenin insanların düşündüğü gibi olmadığını kanıtladı. Onun izafiyet kavramı, insanların yüzyıllar boyunca uzay ve zaman kavramı hakkında düşündükleriyle zıt düştü. Yunanlıların evrenin sonsuz ve değişmez olduğunu düşünüp düşünmedikleri ya da Isaac Newton'un daha devinimli ve mekanik tanımları. Einstein düşüncelerini daha da ileri götürdü ve yer çekimini düzgün bir matematiksel yasaya sokmaya çalıştı. Her şeyin uzay zamanının garip davranışına bağlı olduğuna inanıyordu. Ve eğer haklıysa 1916'da genel izafiyet teorisinde ortaya koyduğu gibi yer çekimi ışığı bile etkileyecektir. Burada parlak bir yıldız varsa o zaman oradaki gözlemci onu düz bir çizgi olarak alacaktır. Ama büyük bir nesne varsa, yıldızı göremeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Ama Einstein, bir nesnenin kütlesinin etrafındaki uzay zamanını bükebileceğini düşünüyordu. Ve uzay zamanda hareket eden herhangi bir şey, eğrileri takip etmek zorunda kalacaktır. Einstein, uzay zamanının bu çarpıklığının yer çekimi olarak tanımladığımız şey olduğunu söyledi. Yer çekimini gezegenleri güneşimizin etrafında yörüngede tutan şey olarak düşünüyoruz. Oysa bunun büyük nesnelerin yakınındaki uzay zamanının bükülmesinin bir sonucu olduğunu söyledi ve ışık üzerindeki kesin etkisini hesapladı. Böylece yıldız ışığı teknik olarak düz bir çizgide hareket ederken uzayın eğrilerini takip edecek ve nesnenin etrafında görünecektir. Einstein tam olarak bu şekilde yıldızların güneşimizin arkasından geçerken uzak yıldızlardan gelen bükülen ışığı gözlemleyebilmemizi öngörüyordu. Neticede teori teoridir. Aklın bir buluşu sadece pratik deneylerle ve ölçümlerle kanıtlandığında bir keşif haline gelir. Einstein'ın öngörüsünden sonraki 10 yılda gerçekleşen güneş tutulması, bilim insanlarına onun teorisini test etme şansı verdi. Güneş tutulmasında ortaya çıkan karanlık sayesinde yıldızların güneşe yakın bir konumdan geçtikleri ortaya çıktı. Bilim insanları ölçümleri aldıklarında yıldızlardan gelen ışıklar güneşin etrafında bükülüyorlardı. Tam da Einstein'ın tahmin ettiği gibi. Bu da izafiyet teorisinin doğru olduğunun kanıtıdır. İzafiyet teorisiyle Einstein, bizim mekan, kütle, zaman ve enerji anlayışımızı alt üst etti, değil mi? Birdenbire bu güzel bağlantılı dansta kütle ve enerjinin uzay zamanı bükebileceğini öğreniyoruz. Maddenin hareketi uzay zamanın bükülmesini etkilediğinde diğer maddenin hareketini etkiler. Uzayı olaylar birbiri ardına gelen sıkıcı bir statik aşama olarak düşünüyorduk. Sonrasındaysa Einstein bizlere uzayın bu oyunda esnek bir kağıt gibi aktif bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ama yine de matematiksel denklemlerle tanımlanmış bir madde. Bunu nasıl yapabildi? Yani bunu nasıl düşünebildi? Einstein'ın yerçekimi tanımı uzay zamanının bükülmesi sonucunda nesnelerin neden galaksilerin ve kara deliğin yörüngelerinde bulunduğunu doğru bir şekilde açıklar. Onun denklemleri her geçen gün test edilip kanıtlanmaktadır.
Einstein'ın genel izafiyet teorisi olmadan GPS ya da uydu televizyon sistemleri gibi modern iletişim teknolojileri işlevsiz olurdu. Bu teori zihninden ve gerçek dünya deneylerinden ziyade problem hakkında düşünmekten gelmesine rağmen tahmin etmekte hala çok iyi. Evrende neler olduğunu mükemmel bir şekilde tanımlayabiliyorsa, altında yatan matematiksel bir gerçeği yansıtıyor olması gerekir. Ve bu, matematiğin keşfedildiği iddiasına fazlasıyla ağırlık veriyor. Bu da kendi deneyimime uyan bir şey. Çünkü matematikle oyun oynarken, zaten var olan bir şeyi keşfediyormuş gibi hissediyorsunuz. Size hissettirdiği şey tam olarak bu. Matematiğin doğanın kendine has bir parçası olduğunu kabul edersek, tüm bu kuralların orada keşfedilmek için beklemiş olduğunu da kabul ederiz. Bazı açılardan matematik satranç gibidir. Kırılması imkansız çok katı kuralları vardır. Ama bu kurallar dahilinde yaratıcı olup oyun şeklinizi değiştirebilirsiniz. Buradaki tek sorun, matematikteki bu kuralları kimsenin söylemiyor olmasıdır. Onları kendimiz araştırıp bulmalıyız. Çoğu matematikçi meydan okumayı sever. Ama bu fikir 1930'da Prusya'nın Königsberg şehrinde iki büyük matematikçinin ve kararlarının çarpıştığı bir matematik konferansında dağıldı. Bir tarafta kelimenin tam anlamıyla matematiğin kralı olan David Hilbert var. Matematiğin kurallarını hazırlama işini görev edinmiş, son derece saygın bir adam. Diğer tarafta genç bir akademisyen Kurt Gödel vardı. Matematiğin baştan aşağı insanlar tarafından yapılması gerektiğini düşünen Hilbert'in aksine Gödel, matematiğin keşfedildiğini düşünüyordu. Matematiksel gerçeklerin bizim dışımızda var olduğuna ve neler bulabileceğimiz konusunda çok az sözümüz olduğuna inanıyordu. Königsberg'deki bu zirve, matematiğin keşfedilecek gerçekliğin dokusunun bir parçası olduğunu düşünenlerle, onu kontrolümüz altında bir dil olarak görenler arasında bir çatışma olarak görülebilir. Hilbert, insanlığın matematikte bilmeniz gereken her şeyi yakında bileceğinden emindi. Ama matematik kurallarını da bulmaya çalışan Gödel, tam tersi bir sonuca varmıştı. Zirvede yer alan bir yan odada, Gödel sessizce matematik hakkında her zaman bilinmeyen bazı şeyler olacağını duyurmuştur. Her zaman bu matematik oyununda açıklanamayan bazı kurallar olacaktır. Ve tüm kuralları bilmezseniz oyunu nasıl oynayabilirsiniz ki? Gödel'a göre matematik sisteminde her zaman bilinmeyen ya da kanıtlanamayan bazı şeyler olacaktır. İronik olan ne biliyor musunuz? Aslına bakarsanız bunları kanıtlayabilirdi. Bu kabul edilerek Gödel'in eksiklik teoremi olarak adlandırıldı. Ve bu bizim ana sorunumuza ilginç bir düğüm eklemektedir. Matematik kuralları gerçekten de evrenin bir parçası olsa bile biz onları sadece keşfediyoruz. Dahası bu kuralları nasıl veya niçin doğru olduklarını bilmeden kabul etmek zorundayız. Normal olarak insanlar bilim ve matematik ve inanç sistemleri arasında bir takım farklılıklar olduğuna inanırlar. Ama Gödel'in teorisi bize bunun doğru olmadığını göstermektedir. Matematikte bazı durumlarda inançlı olmalısınız. Aksi takdirde başarılı olamazsınız. Bana göre bunun fark edilmesi müthiş bir şey. Matematiği bir şekilde mantık çerçevesi içinde anlamlandıramayacağımızı hepimiz kabul etmek zorunda kalacağız. Bence matematiğin ucu açık olması çok heyecan verici. Bir anlamda matematiği düşünmenin bir yöntemini tıkıyor. Ama bence bu durum buna renk ve zenginlik katıyor.
Çünkü matematik var olmaya devam edecek. Peki Gödel'in eksiklik teoremi, evrene ve matematiğe olan bakışımız için ne anlama geliyor? Bu matematiği niçin kullanmak istediğinizle ilgilidir. Amacınız etrafınızdakileri tanımlamaksa, matematik size evrende yolunuzu araştırabilecek ve özelliklerini açıklayan detaylı bir resim sunar. Tabii ki haritanız araziyle aynı olmayacaktır ama matematik eksik bile olsa, bunun bir sorun teşkil etmeyeceğini öne sürebilirsiniz. Gödel tüm bu matematiği resmileştirmenin mümkün olmadığını savunsa da, kullanmamız gereken matematiği resmileştirmek mümkündür. Örnek olarak uçmayı ele alalım. Doktoramı aerodinamik üzerine yapmıştım. 4 yıl boyunca kanat kesitleri ve rüzgar hızı denklemleri üzerine çalıştım. Avucumun içi gibi bildiğim şeyler. Ama bu tek başıma ilerlememe yardımcı oluyor mu? Kesinlikle hayır. Öte yandan, bu adamların havada göz alıcı akrobasi hareketleri yapmaları için bunların hiçbirini bilmeleri gerekmiyor. Konu hakkında fikir sahibi olmak her zaman önemli değildir. 100 yıldan beri hala başarılı bir şekilde uçuyoruz. Ve şimdi benim sıram. Ve bu sizin güvenlik kemeriniz. Öne doğru eğilirken evet. Ya da tepeden aşağı inerken sizi biraz rahatsız edebilir. Üstesinden gelebilirim. Sakin kalmaya çalış. Tamam. Bu biraz zor olabilir. Sıcak hava dalgaları nerede peki? Doğru hava şartları çok önemlidir. Bu yüzden tamamen rüzgarı arkasına alan bir tepe bulmaya çalışın. Bu sayede sıcak hava havuzu bulmuş olacaksınız ve bir kere bu atmosfere ulaştığınızda havada süzülmeye başlarsınız. Evet, sanki yeteneklerimiz farklı gibi. Onlar da aynı şekilde. Evet. Ama bunun için benim yeteneklerime ihtiyacın yok ve senin yaptığın şeyi evet. de yapamadım. Sanırım yer hızı birazcık matematikle alakalı. Buna evet. matematikle başlıyoruz. Rüzgar nereden geliyor, ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı gideceğim? Navier-Stokes denklemini çözmüyorsunuz değil mi? Bunun ne anlama evet. geldiğini bile bilmiyorum. Kesinlikle. Havacılıkta teorik analiz gelmeden önce uçma işlemi deneme ve yanılma şeklinde yapılıyordu. Artık bizi havada tutan şey hakkında çok daha güvenilir bir anlayışa sahibiz. Ve bunun arkasındaki matematiğin bulanık olması bir şeyi değiştirmez. Gerçek hayatta yapabileceğimiz en iyi şey Gödel'in eksilik teorisini kabul etmek ve hayatımıza devam etmektir. Bu harika! Sıcak hava dalgasını yakaladın. Evet. İşte böyle güçleniyor. Korkmuyorsun evet. değil mi? Korkmana gerek yok. Bir süreliğine matematiğin keşfedilmiş ya da icat edilmiş olduğu hakkındaki soruları bir kenara bırakmalıyız. Çünkü bu durum matematiğin hangi bölümüne ihtiyacınız olduğuyla ilgili bir hale geldi. Benim için Gödel'in çalışmaları teorik matematikle uygulamalı matematik arasındaki ayrımı vurgulamaktadır. Olanları böyle görüyorum. Matematikle ilgili konularda ayrımlar var. Hikaye hangi dünyayla başladığınıza bağlı olarak değişir. Gerçekte var olan mı, yoksa zihnimizde gerçek olan mı? Şu anda biz uçarken her şeyin somut ve pratik olduğu ve biraz kesin olmadığı uygulamalı matematik alanındayız. Ama bunun yanında saf teorik matematiği de es geçemeyiz. İşte kanıtların, paradoksların ve eksiklik teoreminin olduğu yer. Fiziksel gerçeklikle örtüşmeyen bir bölge. Kusurlu mükemmellik. İçgüdüsel olarak matematiğin keşfedildiğini hissetsem de, matematiğin gerçeklikte bulunmayan teorik kısmı da hoşuma gidiyor. Ve matematiğin gerçeklikle eşleşmesi gerekmediğinden karşılaştığımız garip çelişkili parçaları bırakabileceğimiz uygun bir yerdir.
Elbette yanılabilirim. Her ne kadar teorik matematik gerçeklikten uzak olsa da bu sadece gerçekliğin bizim düşündüğümüz gibi olmadığını kanıtlar. Matematiğin içinden alıp çıkarabileceğimiz bir gerçeklik var. Ve o da tabii ki kuantum fiziğidir. Birçoğumuzun karşılaştığı en garip kurgusal dünya Alice Harikalar Diyarı'ndadır. Gerçek ismi Charles Dodgson olan yazar Lewis Carroll, Oxford Üniversitesi'nde matematik eğitmeni ve sadık bir gelenekçiydi. 1860'larda yazdığı gerçeküstü hikayelerinin çoğunun gelişen yeni çağa uygun matematik üzerinde kolay anlaşılan bir hiciv olduğuna inanılıyor. Bugün bile bu hala geçerlidir. Mahalledeki yeni çocuk olan kuantum fiziğine de aynı şekilde uygulanıyor. Etrafınızda bulunan fiziksel dünyaya bir göz atın. İçinde matematiği barındırdığını görebilirsiniz. Evlerimizin katı tuğlaları veya damarlarımızdaki kan hücreleri, atomlardan oluşan elementleri içeren kimyasallara indirgenebilir. Ve tüm bunlar, boşlukta dönen küçük bir çekirdek, protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşur. Protonlar ve nötronlar doğrudan gözlemleyemediğimiz atom altı parçacıklarından oluşur. Varlıklarını sadece matematik ve deney yoluyla ispatlayabiliriz. Dünyayı daha kapsamlı inceleyen bilim insanları çok garip bir şey keşfettiler. Atom altı veya kuantum alemindeki parçacıkların yerlerini kesin olarak bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey, onların bir yerlerde olduğudur. Konumlarını sadece matematiksel bir formülle saptayabiliriz. Tüm bunlar bizim kuantum seviyesinde enerji ve olasılıklar olduğumuz anlamına gelmektedir. Lewis Carroll'ın bundan hoşlanmış olduğundan emin değilim. Bu kabaca tanımlanmış kuantum dünyasını keşfetmenin tek yolu... Merhaba. Garip olasılıklarla başa çıkabilmek için mükemmel bir donanıma sahip matematiktir. Kuantum fiziğinde belirsizlikler had safhada. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Hayır. Kuantum fiziğinde belirsizlikler ve bilinmezlikler benim için oldukça ilginç. Bunun hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Kuantum dünyasının ardındaki temel matematik ilk olarak 1926 yılında Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger tarafından keşfedildi. Denklemleri sayesinde atom altı parçacıklarının sıra dışı davranışlarını gözlemleyebiliyoruz. Tamam o halde kuantum fiziği ilk ders nereden başlıyoruz? Bana ders verin. Pekala, süperpozisyonla başlayalım. Hadi elektronlar hakkında konuşalım. Küçük parçacıklar var ve iki durumda olabilirler. Dönme durumları vardır. Yukarı ya da aşağı bakabilirler. Yani klasik dünyada olsaydık döndürme işlemi sadece aşağı ve yukarı tarafı olabilirdi ama kuantum dünyasında bu döndürme pozisyonundadır ve parçacıklar üst üste ya da aynı anda yukarı veya aşağı pozisyonda da olabilirler. Bir bakalım anlamış mıyım? Dediğine göre süperpozisyonlar eş zamanlı ya da eş zamansız olarak konumlanabilirler. Değil mi? Evet, şöyle düşünebiliriz. Bir fincanımız var ve içi su dolu. Bu birinci durumdur. İkinci durumsa fincanın boş olmasıdır. Yani kuantum dünyasındaysa aynı anda fincanın hem dolu hem de boş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu net bir kavramdır. Bunu görebiliriz. Pekala, hiçbir dünyada aynı anda hem dolu hem boş bir fincan göremezsiniz. Evet, bu doğru. Ama bunu kuantum dünyasında sıkça görebilirsiniz. Kesinlikle, süperpozisyonlar kuantum dünyasının olmazsa olmazlarındandır. Bir ışığın aynı anda açılıp kapanması gibi mi? Kesinlikle, ya da bir keki aynı anda yiyip yememek gibi bir şey. Bu biraz anlaması güç bir durum. Evet, evet. Bu iki durum kuantum dünyasında olası bir durumdur.
Şimdi ise üçüncü bir duruma bakalım. İki durumun kombinasyonu. Kuantum dünyasında pastanızı alıp yiyebilirsiniz. Bu çok garip görünüyor. Gerçek olduğunu nasıl bilebiliriz? Pekala, şimdi beraber şu masanın üzerinde olan şeylere bir bakalım. Nasıl deneylerden bahsediyorsunuz? Bu küp şekerin fincanıma gelmesini istediğimi düşünün. Ama o ortada çünkü bir engel var. Klasik dünyada şeker bu taraftan fincanıma gelebilir. Ama kuantum deneylerinde bu farklı olabilir. Çünkü şeker iki rotayı da kullanabilir. Biz bunu bu şekilde gösterebiliriz. Ya da iki şekilde, evet bu şekilde de gelebilir. Bu deneyler sayesinde biz de bunları ayırt edebiliyoruz. Yani şekilde görüldüğü gibi kuantumda iki yolu da deneyebiliriz. Yapamam, çok karmaşık. Benim dünyama hoş geldin. Bunun anlamı tüm bu süreçler öncesinde matematiği ve bu fikri kullanıp ardından deneylerle gösterirsiniz. Schrödinger'in matematiğinde ise bazen kuantum dünyasında parçacıklar etkileştiğinde üretilebilen daha garip bir şeyin öngörüsü vardı. Buna kuantum dolaşıklığı denir. Pekala, bana bu dolaşıklığın ne olduğundan bahsedin. Pekala, iki elektron üzerinden gidelim. Eğer elektronlar dolaşıksa, elektronlardan birine bir işlem yapıyorum. Örneğin, rotasını değiştiriyorum. Bu durum uzak mesafelerde olsalar bile hemen diğer elektronu da etkiler. Birbirlerinden ne kadar uzaklıktalar? Birkaç santimetre olabilirler ama uyduları kullanarak yaptığımız son deneylerde 1200 kilometre civarında dolaşım yapmış olduklarını kanıtladık. Ne? Bir işlem uyguluyorsun ve biri 1200 kilometre uzaklaşıyor ve diğeri de anında ne olduğunu anlıyor mu? Evet, bir diğerinin durumu da anında etkilenir. Görünüşe göre aralarında geçici bir bağ yok. Tek söyleyebileceğimiz şey ikisinin de senkronize olduklarıdır. Biri diğerinin ne yaptığını nasıl bilebiliyor? Bunu hala çözmeye çalışıyoruz. Ancak matematiğin bize söylediği şey bu. Bunu deneylerde ispatlayabiliyoruz. Ama hala bunun ne anlama geldiğini öğrenmek için çabalıyoruz. Bunu anlayamamamızın nedeni, bildiğiniz üzere bugünlük yaşamda görebileceğimiz bir şey değil. Bu tamamen bizim tecrübelerimizin ve düşüncelerimizin bir parçası değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Öyleyse kuantum, matematiğin keşfedildiğine dair tahminlerin doğru olduğunu göstermektedir. Ancak tüm bunlara rağmen kuantum dünyası çok garip. Tüm bunların arkasında matematiğin icat edilmiş olduğu hissi yatıyor. Bu insan yapımı bir sistemin ileri seviyeye çıktığının kanıtıdır. Tüm bunlar amacı dışındaki durumlarda uygulandığında ortaya çıkan bazı saçmalıklar. Matematik hakkında gerçeği bulma isteğim beni doğaya geri götürüyor. Kuantum işleyişinin dünyamız ve kendi varlığımız için önemli olduğuna dair yeni bir kanıt var. Bu matematiksel süreçlerin dünyamıza özgün olduğunu göstermektedir. Matematik keşfedilmiştir. Her şey fotosenteze bağlıdır. Fotosentez, güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştüren bir süreçtir. Klorofil adı verilen moleküller, bitkilerde, bakterilerde ve alglerde bulunur. Bakterilerin içinde bitkilerde bulunan bazı şeyler vardır. Güneş ışığını yakalayan şey bu mu? Kesinlikle. Bu moleküllerin her biri, burada gösterdiğim mavi şeyler, bakteriyel klorofillerdir ve ışığı hapsedebilirler. Klorofiller ışığı, ışık fotonlarını soğurarak hapsederler. Böylece foton parçacıkları emilerek enerji bakteriyel klorofiller tarafından paylaştırılır. Bu sürece
kuantum süperpozisyonu diyoruz. Işın geliyor ve bunlardan birine çarpıyor ama bir şekilde hepsi... Bir şekilde klorofillerin elektronları birbirleriyle konuşuyorlar ve enerjiyi paylaşıyorlar. Klorofildeki atom altı parçacıkları bir şekilde senkronize oluyorlar. Bu sadece kuantum mekaniği ile açıklanabilir. İyi bir iş çıkartıyorlar mı? Demek istediğim verimli oluyorlar mı? Bu fotosentezin olmazsa olmazıdır. Çünkü enerjiyi hapsederek başka bir moleküle aktarmak daha kolaydır. Şöyle düşünün, enerjiyi tek tek paylaşmak isterseniz her parçayı ayrı ayrı incelemek zorundasınız. Ama hepsini aynı anda paylaşırsanız tüm parçaları aynı anda keşfedersiniz. Evrendeki tüm bitkiler milyonlarca yıldır bu kuantum mekanizmasını takip ediyor. Bizse hala bunu nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Kuantum fiziği olmasaydı tüm bu matematiksel bilinmezliklere rağmen bitkiler oksijen üretemezdi. Oksijen olmadığı durumda da bizler var olamazdık. Bu sistemler harika çünkü arayüzünde hem klasik mekaniği hem de mükemmel bir şekilde işleyen kuantum mekaniğini kullanıyorlar. Sonuç olarak kuantum fiziği hem hayatımızın hem de fotosentezin merkezindedir. Kesinlikle. Yaşamın bize enerji veren kuantum mekaniği olmadan anlamsız olacağını söyleyebiliriz. Peki tüm bunlar matematiğin nereden geldiği ile ilgili sorumuz için ne anlama geliyor? Matematiksel kuralların dünyaya özgü olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Matematiği her yerde keşfetmeye devam ediyoruz. Ancak matematiğin bazı bölümleri için inanca ihtiyacımız olduğuna ve bizi garip dünyalara götüren sayılara inanmamız gerekiyor. Merkezindeki çılgın kavramlar, süperpozisyonlar ve dolaşıklık gibi. Bildiğimiz kadarıyla kuantum matematiğiyle dünya ayrılamaz. Ya da bildiğimiz üzere dünya düşündüğümüzden de garip bir yer. Hangi kuantum mekaniği bizi gerçekliği sorgulamaya zorlayabilir? Ya da gerçeklik nedir? Matematik gerçekliği ne kadar aydınlatabilir? Dünya apaçık ortada. Varoluşun somun ve cıvatalarını açığa çıkarırken, matematik bize atom altı parçacıkların bu alanı hakkında ne söylüyor? Bunun altında yatan matematik hiç de hoş değil. Ama hepsini tek bir denklemle anlamlandırabilir. Bu evrenin bileşenlerini tanımlayan bir formül. Atom altı fiziğinin standart modeli olarak kabul edilebilecek kadar iyi bir hal aldı. Hoş olmadığını söylemiştim. Bu konuda bana inanmanız gerek. Bu denklem, atom altı dünyasının tüm temel özelliklerini kapsamaktadır. Ancak birkaç can alıcı nokta var. Birincisi, hiç kimse bu atom altı gerçekliği hakkında tatminkar bir açıklama yapamamıştı. Kuantum dünyasındaki bu belirsizlikler bize normal dünyanın bu rahat, tanıdık sağlamlığını nasıl kazandırır? Görüntünün diğer ucunda Güneş sistemi ve onun arkasında tüm güzellikler Einstein'ın genel izafiyet teorisiyle açıklanmıştır. Bu muazzam denklem size yer çekimi, uzay zamanının bükülmesi yani izafiyet hakkında bilgi verir. Ve bunu tek başına ele aldığınızda bu iki matematiksel cümle size evrenin temel işleyişi hakkında ihtiyacınız olan her şeyi verir. Ve bunun matematikten daha uygun bir ifadesi kesinlikle yoktur. Matematik, fiziksel dünya için kesinlikle uygun görünüyor. Diğer yandan, ufak ölçekte olan bu standart fizik modeli şaşırtıcı işlere imza atabilir.
Devasa ölçekte ise bu izafiyet teorisinin neler yapabileceğini tahmin edemezsiniz. Ancak bu ikisini bir araya getirirken bir problem ortaya çıkmaktadır. İkisi de birbirine zıt düşüyor. Sorun şu ki genel izafiyet kuantum dünyası ile uyuşmuyor. Yer çekimini atom altı ölçekte uygulayamazsınız. Kuantum etkilerine bitkilerin ve insanların, yani yer çekiminin olduğu gezegenlerde rastlayamazsınız. Hiçbirimiz aynı anda canlı ya da ölü olamayız. Bu mümkün değil. Peki bu bizim için ne ifade ediyor? Kendi matematik kuralları olan iki farklı dünya mı var? Bu bilmeceyi çözmek, bugün bilim insanlarının kafasını karıştıran en büyük sorunlardan biridir. İki dünyayı da ortada buluşturabilir miyiz? Bence bu mümkün olabilir. Belki bu programı izleyen biri, Einstein'ın izafiyet teorisini kuantum mekaniğiyle birleştiren ve bu dünyanın mükemmel tanımını sağlayan matematiksel yapıyı keşfedecek. Bu çok heyecan verici olurdu. Bir tanesi bizim için yeterli midir? Nasıl bilebilirim? Belki de bir tanesini isteyebiliriz. Belki de her şeyi birleştiren bir teori, formül üretebilecek kadar akıllı değiliz. Bu oldukça zor bence. Orada bir yerlerde iyi fikirlerin var olduğuna inanıyorum. Biraz zaman alabilir ama insanlar bunu bulacaktır. Bundan eminim. Kesinlikle eminim. Öyleyse mümkün olan tüm yetenekleri ve maddeleri sağlarsak bunu başarabiliriz. Türümüz için bunu umut ediyorum. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. İzafiyet teorisiyle kuantum mekaniğinin uyuşmazlığı, matematiğin gerçekten de keşfedilmiş olduğuna inanmamıza engel oluyor. Ve orada duran daha büyük bir engel var. Genel izafiyet ve kuantum dünyasını birleştirmek için gelen en iyi öneriler, çözmeye çalıştıkları problemlere nazaran daha fazla garip sonuçlar veriyorlar. Çoklu evrenin varlığını öngörüyorlar. Bu fikir, kuantum dünyasının kurucusu olan Erwin Schrödinger'in çalışmalarına ve matematiksel açıklamalarına dayanır. Schrödinger'in denklemi, parçacıkların aynı anda farklı durumlarda olabileceğini savunuyor. Schrödinger bu olasılıkların sadece alternatif olmadığını, eş zamanlı meydana geldiğini söylüyor. Bu çoklu evrenin var olduğunu kanıtlayabilir. Ayrıca matematik de bunların sonsuz sayıda olduğunu gösteriyor. Her biri birbirinden farklı. Teşekkür ederim. Sonsuz bir evrende matematiksel olarak konuşursak mümkün olan her şeyin bir yerde olması gerekiyor. Evet, bu doğru. Mümkün olan her şey bir yerlerde gerçekleşir. Schrödinger bile kuantum dünyasını tanımlayan denkleminin sonuçlarının çılgınca görünebileceğini kabul etti. Öğrendiğim bir şey varsa, matematiğe güvenmeniz gerektiğidir. Belki de deneyimlerimiz özel değildir. Belki de gerçekliğimiz o kadar da eşsiz değildir. Çoklu evreni araştırmanın birçok yolu var. Birleşme ve sicim teorisi çalışmaları gibi. Kuantum mekaniği çalışmaları gibi mesela. Hatta uzay çalışmaları bile, tüm bunlar çoklu evrenin kapılarını aralar. Bunlar bir sebeptir. Tuhaf görülen her şeyi reddedecek olursak, keşfedilen teorileri de reddetmemiz gerekir. Bence sakin kalarak, bunun dünyanın garip ve çekici bir parçası olduğunu kabul edelim. Ve matematiğe her zaman güvenelim. Bu neden bu kadar önemli? Eğer matematik gerçekten keşfedildiyse, o zaman matematiğin altında yatan, gerçekmiş gibi görünen bir gerçeklik var.
Eğer matematik icat edildiyse, doğru olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Tanımlayabildiğimiz için mi doğru? Matematiğin yaşadığımız dünya ile ilgili nasıl bir ilgisi var? Bu seride matematiğin dünyayı aerodinamikten, gezegenlerin yörüngelere kadar, atom altı dünyasından, evrendeki önemli süreçlere kadar pek çok şeyi açıklayabildiğini gördük. Bunu tesadüf olarak sayamam. Benim düşüncelerimse sanki bizim içimizde saklı olan bir alternatif matematiksel dünyaya sahibiz. Onu göremezsin, dokunamazsın. Keşfetmenin tek yolu icat ettiğimiz dili kullanmaktır. Tüm bu semboller, denklemler bizim rehberlerimiz. Ve şüphesiz ki hepsi insan yapımı. Ama bir kez o dünyaya giriş yaptığınızda, matematiğin önünüze koyduğu onca şeyden sonra gerçekten de keşif yolculuğunda olduğuma ikna oldum. Tasarımcısı insan olmayan bir dünya. Bence ikisi de. Matematik hem keşfedildi hem de icat edildi. İkisi de mümkün görünüyor. Matematikçiler muhtemelen buna katılmayacaklar ve belki de bizler net bir cevap bulamayacağız. Ama bu tartışmanın var olmasının sebebi matematiğin gerçekten önemli olduğudur. Genel olarak evreni ve doğayı daha iyi anlamak için matematiği kullandık. Şimdi evreni tanıyoruz. Birkaç yüzyıl öncesinde insanlar ne soracaklarını bile bilmiyorlardı. Matematik hakkındaki gerçeği araştırmak, insanların araştırmaları sonucunda 2000 yıldan fazla zaman almıştır. Doğanın her yerinde keşfedilen kalıplar bize bu yapıyı, güzellikleri ve ilhamı vermiştir. Yeni matematik alanlarını keşfetmek beraberinde modern ticaret yapmanın temellerini oluşturan bir teknoloji devrimini getirdi. Çevremizdeki dünyayı geliştirmek ve açıklamak adına güçlü kurallar oluşturduk. Ve gelecekte bizi neler bekliyor olacağına dair fikirlerimiz oldu. Bilimde yaptıklarımız yüzyıllar boyunca mümkün gözüküyordu. Belki de bir elektrik direğinin altındaki anahtarını arıyorduk. Gerçekliği tanımlamak için matematiği kullandık. Gerçekliği tanımlamak için matematiği kullandık ama belki de bu gerçeklik daha önce temas etmediğimiz görünmeyen buzdağının bir ucu olabilir. Ama en önemlisi matematiğin kökenleri ve gerçeği hakkında soru sormanın bize bir amaç verdiğini düşünüyorum. Bize anlayış kazandırdı. Kesinlikle matematik bize bir amaç verdi.